Hadi gel abla. Alır tabii, Allah'ı şemede. Kadir'ciğim, Reyhan Hanım'ın gidişatı nasıl? Şimdi evet, gidişat gayet güzel ama ben böyle genel bir temizlik hızlı istiyorum senden. Peki o zaman, ben hemen süpüreyim, işime koyayım. Hadi o zaman, hızlı 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 hadi. Kadir Beyciğim. Efendim, buyurun. Diyelim evde sirkem yok. Yoksa çocuğu bakkala yolla. Ha, paran da yok. Reyhan Hanım, bir şey soracağım. Evde bulaşık parlatıcımız yoksa cam suyumuza beyaz sirke kullanabiliyor muyuz? Evet, beyaz sirke. Genellikle temizlik sirkesi beyaz sirke. Beyaz sirke. Ha, beyaz sirke yoktur. Daha önceden parlatıcı almışsınızdır. Evde de vardır. Parlatıcı da ekleyebilirsiniz. Ama parlatıcının dozu çok önemli. Bazen çok koyuyorlar. Bizim Türk kadınları biliyorsun. O zaman da buğulu buğulu olur. Buğulu buğulu kalıyor. Onun bir ayarı var yani. Şöyle biraz da anlatacaksınız. Çok dökersen boz bulanık kalıyor. Aynen. Ben bir gün öyle tüyo verdim sosyal medyada. Dedim ki parlatıcı döküm. Hadi görüşürüz. Nereye yav? Gidiyorum ben. Allah'a emanet. Kız, senin kat şeyin var mı peki? Şu kattan yukarı çıkıp cam silmem dediğin. 10. katlara falan çıkamam Kadir. Biz 32. katta cam sildik, biliyor musun? Hem de gökdelen camıydı. Yemin ederim silerken Jüpiter'i gördüm. Yani bir 8-10'a kadar çıktım. 10'a kadar ben çıktım. Ben parlatıcıyla cam sildim dedim. Çok becerikli hanımlarımız da var. Götürmüş parlatıcıyı bezin üstüne dökmüş. Ondan camı sim, sonra bana yazmış. Çok Kadir yaratıcı. Bey, cam boz bulanık oldu. Hiç iyi bir taktik değil. Abla, bunlarda ne yapıyorsun? Canım, ne isterse onu yapıyorum. Allah'ım. Ben keyfim ve kayası. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden. Oy oy gazelden. Yeter, sana da çal boz. Abla, bunlar ne? Onlar çerezlik Kadir. Ay, aile çekirdek bu yemeği seviyorlar. Kız, ne yiyorsunuz siz bunun içinde? Çekirdek mekirdek işte. He, this is. İnternette görmüştüm. Telefon da koyuyorsun onun üstüne. Bak şimdi böyle koyuyorsun ya. Şuraya telefonu saplıyorsun şöyle. Buraya da çekirdeği koyuyorsun. Çöpünü de buraya atıyorsun. Heh. Ben ömrümde bu kadar rahatına düşkün bir aile görmedim. 28 yaşındayım, daha ben böyle bir keyif yapmam. Dolabımızın üstü güzel. Şöyle bir buzluğumuzu açalım efendim. Buzluğumuz. Kışlık bezelyelerimiz atılmış amarat kadın. Daha dur. Evet, orası da gayet iyi. Şunu da açalım. Mutfak küçük ama düzenli. Her şeyini sığdırmış ablam. Evet, sığdırdım. Yani küçük sığmaya çalıştım kaç senelik diyelim. Aho, kaç senelik. Kaç senelik bak. Evet, şuradan bir ineyim şimdi. Alüminyum tencere ablanın. Ver bir bakayım. Aaa! Kız, sen kirli tencere dolaba mı koydun? Allah kahretmesin sizi. Kız, abla, çoluk çocuk mu yerleştirsin? Kompas kırmıştı ana. Ablam kıza demiş ya, kızı bulaşık makinesini yerleştir. O da bulaşıklı bulaşıklı yerleştirmiş. Ay hoca. Bu ne bu? Şok geçirdim şu Allah an. Bana ait değil. Bana ait yani değil. Evimde gerçekten bana ait değil. Yani evimde naylon fatura bu kadar utanmazdım. Yapmayın. Bana ait değil. Ay, aynı bizim etap tencerelerine benziyor. Kokusundan anladım. Hafif pekmez var çünkü içinde. Salçayla karışmış. Tam bizim karışımımız. E, ne olacak bu? Temizlenecek tabii. Böyle istiyorum. İnci gibi olacak. Oo. Gel başa şimşir tarak. Gel ablam böyle. Buraya bana doğru gel. Gel süpücünü al. Kadir'cim, evler güzel oluyor ama bizden de ki hiçbir şey kaçmaz. Sana ne demiştim? Süren başladı. Süre var mı bu arada? Kim ne kadar yaparsa. Bundan güzel temizlik puanı alacaksın. En kısa sürede en iyi şekilde yaparsan. Altına hemen bir bez sereyim ben, dur. Evet. Kaymasın o. Gene şanslısın ha, o kadar yakmamışlar. Terle terle. Ablama bakar mısın? Eldiven kullanacak kadın mı o ya? Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavuklar tencerede. Ya yellemesene, karışık kokusu genzimize doldu ya. Beyaz tişörtü de giymişsin valla, bir ter sıçrayı sıçrayı verir. Bak, buralara kadar geldi. Bak, diğerleri aheste aheste dedin, onlar senden hızlı yapar da büyük finalde eğer iyi puan alırlarsa valla tişörtün gibi kıpkırmızı olursun Türkiye karşısında. Gel 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 gel. Buraya gel. Bitti mi? Hop, süreyi durdurdum. Süren durdu. Allah aşkına, şu kenardaki killeri niye almadın? Bak, olmadı. Küçük detay, suyun altına tuttu çünkü. Bence olmadı. Küçük detaylarımız zaman duruyor, ortası duruyor. Şuradakiler var. Cuma günü senin tencerende değerlendirilecek, kapağı alabilir miyim? Cuma günü herkesin tenceresinin önüne koyacağız. Herkes kapağını alıp düşünecek. Kolum koptu hadi. Kıymalı arpa şiiriye çorbası yapacağız. Reyhan Hanımcığım, o nedir Allah'ını seversen? En son çocukken yemiştim. İşte sevmediğim bir çorbadır kıymalı şiiriye çorbası. Çorbanın içinde kıymayı sevmiyorum ben. Tınık tınık böyle tane tane içinde hiç hoşuma giden bir şey değil. Spesiyelin de enginar.
Ara sıcak spesiyelin. Ben bir ana yemek spesiyeli beklerdim senden. Ama senin sarman da meşhur. Yaprak sarma. Of, kuş üzümlü mü? Evet. Bayılırım, hafif şekerli, tarçınlı, evet. Ekşili. Evet. Egeli değilsin ama gözünde zeytinyağlı okunuyor. O zaman gidelim mi? Ben işten korkmuyorum, işverenden korkmuyorum. Haydi bakalım efendim, işimizden korksun. Siz de defterinizi, kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Temizlikte olduğu gibi yemekte de püf noktaları hanımefendinin. O yüzden bekleyin, geliyoruz. Pazartesi'ye güzel bir giriş yaptık, haydi gidelim. Oldu, görüşürüz. Şeyda Hanımcığım buyurun, sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Kadir'cim bugün bomba bir program olacak, öyle hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Şeyda'da çünkü o ışık var. İnternette şu an şey türemiş, sürekli temizlik yapan videolar var. Ve fıs fısla ben toz... Selamünaleyküm teyzeciğim. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sana gönlüne geldi. Ooo buyurun 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 buyurun. Hadi sen gelin şuraya bir görelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Akrabası falan mısınız, komşusu musunuz? Yeğenim o benim. Ha yeğenisini, yeğeniniz. Memnun oldum, haber aldınız. Evet. Selamlar, sevgiler köye, memlekete. Bakın samimi doğal bir röportaj oldu. Halkımızın içinden teyzemiz geldi. Halan mı, teyzem mi? Babam tarafından hala diyor. He, baba tarafından hala. Çok memnun olduk tekrardan. Teyzeciğim Allah'a emanet. Siz de Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Ama siz bayağı böyle uzak akrabalarla da yakınsınız yani. Evet, babam öyle tarafından dedin ama hala gibi görüyorsunuz. Evet, aynen hala diyorum zaten kendisine. Çok güzel. Sabah sabah yaşlı duası aldık. İşimiz rast gidecek bugün inşallah. Şeyda Hanımcığım dikkat ettim de teyzenizi görünce burada ne işi var gibilerinden yüzünüz düştü. Olur mu, hiç alakası yok. Akraba severken Şeyda gibi olur. Niye öyle yap? Hayır, kesinlikle biz zaten akraba. Milletin akrabasıyla arasını kötü edecek. 70 milyon izliyor burada Erzincan Bayburt Esod'u yazıyor. Yani. Şeyda nasıl temizlik yapıyorsun? Hadi başla bak görelim. Önce halımı süpürüp kaldıracağım. Neden önce halı süpürüp kaldırıyorsun? Neden böyle bir rutin var? Lafla vakit kaybetmesek mi? O zaman aç süpürgeyi hadi Şeyda. Oyalıyor bizi. Sonra ne yapacaksın Şeyda Hanımcığım? Sonra ne yapacağım? Eğer cam sileceksem tüllerimi çıkaracağım. İlk camdan sonra petek. O süper. Önce cam sonra petek. Sonra petek. Yukarıdan aşağı indik. Sonra genel bir süpürürüm. Camları sildikten sonra niye bir daha yer süpürüyorsun? Yerin tozunu çabuk getiriyorsun. Tamam evet. Önce süpürüyorum sonra camlarımı siliyorum. Sonra peteklerimi siliyorum. Ondan sonra toz alıp yerlerimi silip çıkıyorum. Tencerelerin altlarını falan böyle terliyor musun Şeyda? Evet. Of, kaç tane tencere kızım, markası değil. Onlar bayağı fazla. Baksana ama altında bir tane yanığı yok. Ana, bu tencerelerden hala kaldı mı ki? Aa! Şaka mı bu? Evet, şaka bu. Ben seni öve öve yere göğe sığdıramayayım. Şeyda Hanım, siz bize dalga mı geçiyorsunuz acaba? Kesinlikle hayır bence. Bu benim değil. Salçalı mı karna mı yaptınız? Bunda ne yapmışlar bilmiyorum ama bu kesinlikle benim. Şeyda kendini öve öve bitiremedik, kirli bulaşıkları dolaplara mı dolduruyorsun? Kesinlikle hayır, bu benim değil. Şeyda Hanım su tasarrufu dolayısıyla tüm bulaşıkları 2-3 kere kullandıktan sonra yıkıyor herhalde. Hayır, kesinlikle. Yeni çok da eski bir şey değil. Şeyda şu an inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Temizlik puanı şu an yerle yeksan oldu. Hayır, kesinlikle benim değil çünkü bu. Olsan mı getirip koydu dolabın içine? Benim böyle bir tencerem olması imkansız. Ben de inanmıyorum senin böyle bir tencerenin olabileceğini ama eline böyle bir tencere geçerse de affetmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Affetmeyiz değil mi? Öyle. Affetmeyiz. Evet Şeyda Hanım, sizin olmayabilir ama önünüze çıktı. Vardır bu işte de bir keramet diyoruz. Evet. Telimizi, eldivenimizi, yağ sözücümüzü, bezimizi alıyoruz. Musluğumuz da burada efendim, çeşmemiz de burada. Sana dakika vermiyoruz. En kısa sürede, en iyi şekilde yaparsan temizlik puanını aşırı etkileyecek bize. Tamam. Biraz mesela telledikten sonra çalkalayıp tekrar... Çalkalayabilirsin, hiç problem değil. Hazır mısın? Dediğim gibi bak, temizlik puanını alacaksın, çok önemli bu senin için. Hazırım. 3, 2, sabah da çok iddialı konuştuk. Merak etmeyin Kadir Bey, ben bunu şimdi en kısa sürede tertemiz yapacağım. Bana niye vuruyorsun? Şeyda Hanım'a mı vurayım? Onun hırsıyla! 3, 2, 1 hadi yapıştır ellerine, kıran girmişsin nasıl da ağır. Gaza getirdi beni. Hadi hadi hadi, onu gaza getirdi. Akşam oldu ay vurdu da gelin görün bay vurdu. Pencereme ay vurdu da gelin görün bay vurdu. Hadi hadi kız, yeter sıktın. Gel, oy nasıl acıdı, kolum hala acıyor. Ah 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 ah, aydınlanma yaşıyoruz şu anda.
Su kürek bulanır. Su vereyim mi biraz? Evet. Su gelir güldün gönlüdür. Geldi gör beni bulcum. Bir damlacık kanım akmaz. Öldürürsen sen öldür. Haydi bacım. Su kürek bulanır. Dalıp nerimandan da dolanır. Su kürek bulanır. Nerimandan da dolanır. Çok gelip geçme buradan. Anam babam boylanır. Neriman sallan gel. Neriman dolan gel. Naranay. Hop ver hadi. 50 bin TL'den bahsediyoruz. Şaka değil, boru değil. 50 bin TL. Hey yavrum hey. Yani yanı çarklı bir alüminyum tencereyle 50 bin TL almak. Akıl çağırmış. Ama biz de bak. Rastgele bir alüminyum tencere iki terliyorsunuz 50 bin TL alıyorsunuz. Lütfen artık ya. Çıktı mı? Çıkıyor. Biraz. Çok az kaldı. Ah Reyhan ablam neredesin sen Reyhan ablam? Vallahi şöyle teli bak. Reyhan abla teli parmağına geçirdi. Tencereyi şöyle çevirdi parmağına. Hadi. Tamam. Şeyda harikasın Şeyda. Çok iyi gidiyorsun. Hadi Şeyda. Kenarları o çok önemli bak. Küçük bir fark bile kalmamalı Şeyda. Tamam. Şu an görüyorum. Bitti mi? Hayır bir saniye. Bence bitti. Tamam, tamamsa tamam. Tamam. Bizleri durduracağız. Bitti mi? Kapat suyu hemen. Hemen alalım Şeyda Hanım'ın penceresini elinden efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve Şeyda Hanım'ın kaderini etkileyecek tenceremiz elimizde. Şöyle bir büyük tencere kurulamak istiyorum. Son halini bir görelim efendim. Bu tencerelerle eskiden bir de pilav yapıyorlarmış. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Geç Selia. Hadi bakalım, Konyalı Zeliha nasıl bez yıkayıp sıkıyor. Bu yumurtak tutup bakırsın. Yumruk yumruğa yıkıyor. Bilekleri ince ama kuvveti yerinde. Bir Zeliha, bezi bir versene. Gayet güzel sıkmış. Oto yıkamacı gibi kupkın etmiş bezi. Sen de bu oto yıkamacıları beğeniyor musun, beğenmiyor musun anlamadık. Kötüye de oto yıkamacı, iyiye de. Her oto yıkamacı iyi mi? Kötüsü de var, iyisi de var. Her otonu yıkattığın adamdan memnun kalıyor musun? Kurulama biz de alabilir miyim? Buyurun efendim. Ve sıkışları oto yıkamacıların güzel oluyor. Kahverengi, kremleme derdin yok. Evet. Ama araları çok fazla Kadir Bey. Yani dümdüz plastik doğrama yap. Onu neden ben özellikle sordum. Bak bu evi yaptırırken plastik doğramacıya dedim. Şu olukları yapmayın dedim. Düz yapın dedim. Mis. Abi öyle olmuyor. Yok oturmazmış yerini bilmem ne bir türlü şeyi var. Sen yarın bir gün daha büyük eve çıkacaksın. Bunun 3+1'i olacak. Dediği gibi çoluğu çocuğu olacak. Ne yapacaksın yapacağız işte. Zeliha peki hiç hastalarından temizlik hastası gelen oluyor mu? Biraz onu sormak istiyorum. Yani hiç temizlik hastası gelmedi. Hiç temizlik hastası gelmedi. Aynen. Bak ayağına geldi. Ayağına geldi. Ben de o yüzden dedim ki Kadir Ezilli'ye katılayım. En büyük problemler ne mesela? Genelde şu anda günümüzde ne gibi problemler yaşanıyor? Aile içi geçimsizlik mi? Ne bileyim işte hayattan ümidini yitirmişlik mi? Yeni evlenmiş çiftler artık çok fazla zorlanmaya başladılar. Güvensizlik hani güvenmiyorum. Güvenmiyorsa sonra... niye evlenmiş? İşte olmuyor. İşte hayır. Kimle konuşuyor? Telefonu çalıyor. 30 senelik evli olsa dediğini anlarım. Yeni evlisiniz ama güvenmiyorum. Ulan niye evlendin o zaman? Kesinlikle. Peki sen aslana demiyor musun? Bacım sen flört etmedin mi bu oğlanın? Yo o zaman öyle değildi, şöyleydi, şimdi öyle oldu, böyle oldu. Mesela ne kadar sık süreçte geliyor? Bir senelik evliler mi, 3 senelik evliler mi? Hemen 6. aydan sonra gelmeye başlıyorlar. Ama bak Kadir'cim, erkek bir şeyi elde edene kadar ne özelliği varsa kullanır. Diyor ki erkekler elde edene kadardır diyor. Yani erkekler bir şeyi elde ettikten sonra hevesleri kaçar. Eğer erkek bir şeyi elde etmek istiyorsa bunu evliliğe getirmiyordu size. Direktman ayrılığa getiriyor. Ben seni elde ettim. Ondan sonra tamam artık mutluyum da. İşte bu evlilik hayatına anne gibi olmuyor tabii. Genellikle bunu anne gibi arıyorlar. Ha nasıl yani? Eşim evde dursun, yemek yapsın. Ha yemek yapsın, ben ihtiyacım baksın. Olduğunda eve geleyim. Ha mutlu olalım, şöyle olalım, böyle olalım. Genellikle o zaman evde gündelikçi tutsun, yemeği aynen yapasın, öyle. Çamaşırı yıkansın. Benim peşimden koşan hiçbir zaman sevmem. Beni peşinden koşturursa o kız benim için vav. Wow. Çünkü erkekler emek vermeyi seviyor. Yani şey böyle aman minnoş seveyim gideyim, oh her şey güzel gidiyor falan değil. Sevmedi. Emek vereyim, uğraşayım. Ben bak mıç mıç kızdan nefret ederim.
sulu davranan kızdan evet, nefret olabilir. Ederim. Üstüme çok düşen kızdan biraz böyle gizemli olacak, sırlı olacak. Siz ben üstüne düşeceğim. Ve gerekirse kapısına gideceğim, merak edeceğim. Günümüzün problemi tahammülsüz. Bir kesinlikle. Aç gözü. Ben de yapamam. Saygı da yok. Evet, eskiden sevgi bitse de saygı devam etti, şimdi saygı da yok. Aman. Kalk hemen. Gel kalk. Neyse gel Zeliha'cığım. Fincanları dizelim hemen dolaba. Zeliha Hanım'a küçük bir çeyiz hediyemiz var. Oo. Bizden hatıra. Her eve muhakkak bunu götürüyoruz Zeliha'cığım. Yoksa annen dolma mı sardı? Hem de beyaz lahana. Oo. Hazır mısın? Ne? Ben her eve elim boş gitmem. Para veriyoruz ama ayrıyeten küçük de ikramlarımız oluyor. Hadi hazır bakalım. Mısın? Ne çıkacak? Tara 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 tara. Maria kapana, Maria kukuna. Haydi kızım. Telliyoruz bunu. Ah. Ne yapıyorum? Aa, dolmayı biz yedik de tenceresini getirdim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Zeliha, Reyhan abla, Şeyda, hepsi tencereyi... Yaptı. Gıcır gıcır. Bilmiyorum artık gıcır gıcır mı, yarım yamalak mı? Azimli kızsın, gözünü seveyim. Şeyda'nın tenceresinden daha iyi bir tencere bekliyorum senden. Ben masayı çekeyim, ambiyansı hazırlayayım size. Etabı hazırlasın arkadaşım, tamam. Deterjanları da vereceğim okay. Ben. Geliyoruz. Evet Zeliha Hanım, buyurun efendim. Buyurun bakalım, marifetinizi tencerede gösterin. Yağ sökücün, telin. Hadi tamam. Zeliha. Hazır mıyız? Hazırım. Kaç dakikan var sence? İki mi? Dakikan yok tamam. Ama bu sana bir ben rahatlık şey, vermesin. Sıcak su falan alabilir miyim? İstediğini al ama süren çok önemli. En tamam. Kısa sürede en iyi şekilde, gözünü seveyim. Tamam. Saniyeler, saliyeler, saliseler burada sana para kazandıracak. Tamam. Üç, iki, bir. Hadi Zeliha. Sık yağ sökücüyü, sık 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 sık. Zeliha Hanım, yağ sökücü eşliğinde emaye tenceremize girişti. Bu emaye değil, alüminyum tencere. Alüminyum bu. Alüminyum daha çok yapışıyor. Evet, evet, evet. Kuru 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 terliyoruz. Ay su yok, yağ sökücü ne kadar ıslatabilir ki? Zaten kupkuru içine hemen emeğe mi veriyor? Tabii çeşme burada, çalkalayabilirsin. Ben bir gün öyle ucuz diye gittim. Bir de şey krem aldım, çok ucuzdu. Anam, üç gün tuvalet yıkadım. Hadi ne alemdeyiz, kapat suyu. Keser tencereni. Bitti mi? Vallahi iyi duruyor Zeliha. Bir de kuruluyor. Bittiyse süreyi durduracağım. Tamam mı? Bitti. Evet efendim, ellerine sağlık yarışmacımızın. Bu kadar yağ sökücü sıktı, telledi, duruladı, kuruladı. Köşelerde ufak bir tırtıklar görüyorum. Aynı bu hafta herkes şu yanları bir atlıyor. Evet. Kimse eline teli alıp da şöyle bir çevire çevire yapmıyor. Ben o biraz gözümden kaçmadı değil. Ellerine sağlık. Gel Sultan. Tencerelerin nerede Sultan? Aa, çekmece de. Evet, çekmece. Burası, şurası çok şey yaptıkları için hiç konulmuyor. Kiriş burası zaten. Anca bardak dizersin buraya. Ya da o da bomboştu. Baharatlık da sığmıyor gene oraya. Yo, gene iyi parlakmış arkalar. Baksana. Ben de bir an korktum kara kara çıkacak diye. Ha, yok o kadar da değil. Bu kadar mı tenceren var senin? Yok, burada da var. O kadar yemek yapan hamarat kadının evinde de... Aa, büyük tencereler burada. Ana, kız hala alüminyum tencere kullanıyor musun sen? Kullanırım, böyle çok lezzetli bir yemek yapmak istediğimde. En son ne pişirdin mesela bunda? En son Ramazan ayında et yemeği pişirmiştim. Ramazan geçeli ne kadar oldu sen? İki ay oldu. İki ay oldu. İki, üç ay oldu. Ama arkaları gayet güzelmiş bu. Bir şey diyeceğim. İki ay oldu Ramazan geçeli et yemeği pişirilmiş. Bir şey diyeceğim, ama bu tencere benimkili. Gel, utandı kız, arkasına dönün. Hayır, bu tencerenin içi böyle değil de benim de var aynısında. Bu belki benim değil. İki ay önce et yemeği yaptım dedin. Gayet tencere emin konuşmuş. Aa, bu benim tencerem değil demedin. Ama aynısından var da o yüzden. İnanmıyorum, iki aydır bu dolapta böyle. Eğer bunu Şeyda görsün. Seni Esenler'in ortasında rezil etmesem ben de kaderiydim. Ama hakikaten benim değil. Kimin? Ne bileyim. Sokak. Ha, işim yoktu. Alüminyum tencere taşıyacağım tam Altepe'den Esenler'e. Hem de her gün. Aa! Ben de hamarat diye geldim ama hanımefendi bulaşıklı kapları dolaplara yerleştiriyormuş. Ben açıkçası yüzüm kıza. Kadir Bey, ben bunu bu şekilde hayatta bırakamam. Ben de sana kefil oldum. Makineye mi atsak onu? Bu makinede çıkar mı? İyi misiniz? İki ay olmuş. İki ay ne demek? Ramazan geçti gözü. Ama çocuk mu? Koalayı unuttum ben. Tabii oğlumuzda ya. Neyse Sultancığım, olur böyle şeyler. Herkesin evinde vardır. Eldiven giymek ister misin? Yok, hayatta istemem. İstemezsin. O zaman bezi serelim şöyle. Süngerin, telin. Yağ sökücün, musluğun da burada. Evet. Sultan, sana süre vermiyorum. Süre yok. Süre yok ama
süre yok diye salma kendini tutuyor. Tamam. En kısa sürede en iyi şekilde yapan benden temiz puan alacak. Tamam. Tamam. Süre sıralaması çok önemli. Yani sakın sürem yok rahat rahat yapayım diye. Bu arada leke kalmasını istemiyorum hiçbir yerinde. Tamam. Hazır mısın? Bir dakika. Çıkar ganimetlerini, at leğenin içine. Heh. Tamam. 3, 2, 1. Hadi sultan. Çeşmeyle kullanırsın. Rahat rahat. Mümkün mertebe az su tüketimi yapıyoruz. Islattık birazcık. Sultan altına bez koy sultan. Kalaycılar kalay yapar, kalaycılar. Hadi, hadi sultan. Sen Şeyda'dan daha iyi yaparsın diye düşünüyorum yani. Bitti. Bak süren bitti. Bittikten sonra leke görürsen. Şey, tamam o zaman. Süreyi durdurmadım. Tamam, tamam. Kesin tamam mı? Bitti. Hop, durdurdum. Evet, tamam, tencere yalandım. Neyse, en azından kabahatini ortadan kaldırdım. Evet. Temizledik, şaka bir yana bunu her gün evlere biz götürüyoruz, merak etme. Evet Çekit, şaşırdım. Öyle bırakmam mümkün değil. 2 ay önce et yemeği yapmıştım deyince ben de size şaşırdım. Salladı ama. Büyükleri de var. İçimden helal olsun, iyi top çeviriyor dedim. Ama iyi ya, oldu söylemen. 2 ay önce et yemeği yapmıştın dedi ve ekran karşısında tencere göründü. Sultan Hanım, tencere nasıl olmuş siz karar verin. Yani çabuk yapmak, süreden de biraz kazanmak için. Bunu da şu için... an yemek pişirir misin? Pişirir. Pişirir. Şunu ne var? Sen şurada bir şeye bakalmış. O da bir şey değil mi? Hayır, alüminyonun kendisi bozulmuş. Evet. Önce yapılır yemek. Gayet de parlak. Şöyle bakalım. Bir bak bakayım karşıya. Ayna gibi oldu efendim. Ellerinize sağlık. Kadir, bu tarafa bir döner misin? Evet. Bir zahmetle şu tarafa alayım sizi. Ne var şimdi burada? Beni niye getirdin sen buraya? Gel sultan, ne var kız burada? Buradayım var. Harabe ev var orada. Evi mi tamir edeceğiz? Menfes. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Yalnız bana bir tabure verirseniz ben Tarık Hakan değilim. Ancacığım, ha dur şurada varmış, bir saniye dur. Kadir'cim, menfesi nasıl temizleyeceksin görelim. Çok sıkışmış mıdır ki pulu? Merak etmeyin, usta hemen halleder. Üstünde tulumla kombici gibi geziyorum zaten ortalıklarda. Evet. Tananam, tananam. Neyse, esenler görmeden içeri alalım hemen menfezimizi. Sultan Hanım, menfezi nasıl temizlediniz? Daha önce hiç sökmediniz herhalde. Suyun içinde ben daha önceden bir bekletiyordum. Mutfak olduğu için yağ sökücü kullanıyorum. Bunu en son ne zaman söktün? Yalan söylemeyeceğim. Yalan söyleme, doğruyu söyle. Bir ay oldu. Bir ay oldu. Çocuk var çünkü. Hadi o zaman bir temizle bakalım, gel. Tamam. Evet, eserler bayağı tozluymuş, bir kez daha gördük. Tamam. Hemen sık deterjanımızı. Kafanı yukarı kaldır, yağ sökücü yüzüne gelmesin. Bir de arkasını çevir. İki yönlü çünkü biliyorsun ki bu. Tamam. Heh. O arada bir bezleri bana, ben de şey çerçevesinin içine tencere, alayım, o el tarafını. Tencere pisliğini de alayım. Okşuy okşuy, ok, ekmeğe tereyağı sürer gibi. Şöyle şöyle, şöyle şöyle. Tertemiz. Camı silmeden önce bırakıyorum ben normalde. Ama şimdi camı sileceğiz, onun için takmayalım. Evet. Hemen silerim orayı da. Tamam. Ben burayı her zaman siliyorum ama şu binanın... harabe bir ev var. Şu binayı yapan rüzgar, usta inşallah olur. Bir rüzgar geldiğinde mesela oranın içindeki bütün yani pislikler buraya gidiyor. Aynen öyle. Tozlar uçuyor. Eskinin hırdası hurdası hep burada. Ben şimdi meydan okuma için salonu hazırlıyorum. Tamam, heh. Sultan Hanımcığım, bu kıyafetlerle mi yapacaksın? Bunlarla yapacağım. Hadi bakalım. Rakibini de çağırayım. Biraz da çılgın bir meydan okuma sizi bekliyor. Meydan okuma neydi? Hamuru en hızlı ve en iyi şekilde... Kim açacak? Hakkından gelecek mi derler Kadir'cim? Aynen, bence de hakkından gelecek. Kim o konuşmasının iddiasının altını dolduracak? Biliyorsunuz kadınlar birbirlerine karşı rekabet içinde oldular mı, sınır tanımıyorlar. Herkes ekran başına. Yüzyılın kapışması. Hızlı ve hamurlu. Rekabet, hırs, ihtiras, özgüven. Hepsi bu kapışmada. İki kadının azmi birazdan Fox ekranlarında. Tut olsa. Az önce bir yanlış yerden silmeye başladı. Burası dururken gitti salonun ortasından silmeye başladı. O yüzden seni ta oraya başa çağırdım. Ben de gelmişken bir camı sileyim dedim bari. Bu tarafa gel. Bırak televizyonun yakasını, işimiz yok televizyonla. Oğuzhan Beyciğim, hadi artık şu üniteye girişelim. Hadi unutma. Şu arkalarından mı bahsediyorsun? Hangi arkası bilmiyorum. Şurası. Bilmiyorum, sende. Giriş.
adam televizyon dünyasının avuçlarının arasına aldı. Hadi. Kadir'ciğim ben artık televizyon işini bırakıyorum kardeşim. Sakın! Şu anda kaç para var televizyonda? Senin haberin var mı? Yok yok, bırakıyorum. Vallahi bak bırakıyorum. Ah! Çok çok çok! Dış Ses televizyonu bıraktı. Seyircilerini üzen, çalışan arkadaşlarını sevindiren bir haber. Saniye. Oğuzhan Bey kapıyı kapatıp housekeeping demeyebiliyor ama işi cidden biliyor mu? İşte bunu Oğuzhan Bey'in yatak odasına girip öğreneceğiz. Aa, yatak odasında ne işin var senin? Hiç bekar adamın da yatak odasına girilir miymiş? Çarşaf mı değiştireceksin? Giriyoruz. Giriyor muyuz? Ben olsam hayatta almam yatak odama. Göreceklerinizden ben de emin değilim. Kimse emin değil. Ne çıkacak ki? Biz bir girelim toparlarız. Müsaade var mı? Biz girdik toparladık ama müsaade var mı? Bilemedim sana kalmış ki. Bak. Öyle yüzeyselse var. İyi adam bari. Girmiş bir de toparlamış bak. Geç bakalım acaba ne yaptıracak merak. İlk defa bir yarışmacının yatak odasına girdik. Yok bir kere daha girmişti de dolaptan kız çıkartmış. Oğuzhan Beyciğim. Evet. Bu nedir? Çarşaf. Hayda çarşafı mı icat ettin? Peki bu nedir? Bozuk para. Seriyoruz ve bozuk parayla test ediyoruz. Burası askeriye koğuşun bozuk para zıplattıracak üstünde. Evet görelim bakalım çarşafı ne kadar iyi geleceksiniz. Hanımlara taş çıkartabilecek misiniz? Hadi bakalım. Şöyle ger gibi hadi. Ger olur. Şimdi buralarda sıkıştırırken alttan gerdirerek yapmak lazım ki gevşek kalmasın. Sonra şöyle uç kısımlarından mı ortadan mı? Orta bak şimdi bakarım. Böyle çektik ya dışta kalan kısım var ya gel Kadir'ciğim. Bak şöyle çektik ya tamam. Bak nasıl oldu. Sonra şurayı kaldırıyorsun. Bak şöyle hop altta sıkıştırıyorsun. Sonra şuradan aralıkta sıkıştırdı. Sonra hemen buraya geliyorsun. Bu yatak bu arada bir de çukur bir yatak. İçine sokabiliyorsun bazalarda falan. Onlarda da kenarlardan sokuyorsun ama yine de görünüyor birazcık. Bu gerildi mi şimdi? Bir dur. Ben zaten 7 aylık bir insanım yani benden sabır beklemeyin. Üstünde koruyucu var ya yapışıyor. Hah işte bu hareket. Hediye paketi gibi. Burası zaten yapılıydı. Sonra... Tahtada var ya senin ellerin de iri. Ay eli kanadı adamın. Senin yüzünden oldu. Senin yüzün. Ay ben ne yaptım? Çarşafı ters sokuyorsunuz mobilyaya. Senin ellerin eli hassas bir el dedi. Neyse oh. Tamam dur. Sektir dur. De şu parayı. Hadi sektir de gidelim şunu. Burada değil bozuk para meşin top bile sekmez. Burada anca ben sekerim. Olmadı yok. Tut ucundan o zaman beraber yapalım. Oğlanın parmağı görüyorsun değil ya. Mi? Külliyen zararsın yemin ediyorum sen ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Al şunu. Temiz çarşafı da batırdınız. Şunu düzgün tut bari. Sen bırak. Gel bunu yıkayayım bari. Ne yapayım? Mutfağa gidiyoruz. Gel. Bunu ne yapacağız? Daha mutfakta da işimiz var. Çarşafla mutfak dolaplarını sileceğiz. Yürü. İyi gel. Oğuzhan'cığım gel. Evet. Serin havalarda dondurucu üstü vazgeçilmezdir. Oğuzhan. Evet. Pencereleri nasıl? Güzel. Temiz midir yani? Evet. Altı, üstü, kenarı. Evet. Evet korkuyorum buzdolabı kapağı elinde kalacak diye. Yok gayet güzel. Yok lastiklerin arası pırıl pırıl. Ondan yana da bir sıkıntımız yok. Ben tencere görmek istiyorum. Tamam gel tencere bulalım. Ah. Şurada var. Vay bakar mısınız? Ya sen var ya harikasın harika. Şu temizlik çoğu kadının evinde yok ya. İşte bilmiyorum. Bir ekrana söyler misin şöyle bir tencere evinizde var mı diye. Şöyle bir tencere evinizde... Heh, söyle. Söyle söyle. Böyle bir tencere böyle bir tencere evinizde var mı sevgili seyirciler? Siz bu tencereyi evinize sokar mısınız ya? Benim tencerem galiba bu. Bayağı da kullanmışım ben bunu. Şöyle yapalım o zaman. Gel. Ay, pardon. Oğuzhan, evet. İşin ciddiyetine varmak istiyorum. Bugün evet. Son gün. Ve temizlik puanını etkileyecek bir etap bu. Evet. 4 tane hanımın hepsi birbirinden farklı yaptı. Geçmemiş miydim onu? O ayrı, o ayrı. Süngerin, evet. Telin, buyur. Yağ sökücün orada. Hadi Oğuzhan'cığım. Süreyi başlattım. 5 saniyeniz geçti bile. Ama bir dakika. Çabuk süre çok önemli bu konuda. Tamam. Oyalanma hadi. Hoppala paşam malkara keşan. Sürt babam sürt. Bir su tut bir görelim. Hadi çıkanı görelim. Çabuk. Düşünsene sana 1,5 dakikada 50 bin lira verecek olsalar şu tencereyi temizlemez misin? Tamam bir dakika hemen hallediyorum. Amanını telle altını üstünü yelle. Amanını telle altını üstünü yelle. Aaa kavun. Aaa kavun. Hadi gözünü seveyim be. Hadi. Yani kavuna bile şarkı yapılan şu ülkede hala şarkı sözü bulamıyoruz diyenler bilemiyorum yani. Bu zamanın şarkıları şarkı mı Allah aşkına? Aa. Ha? 90'larda kaldı. Hoppala metrobüse bindim yapbala.
90'larda kaldım. Bak dinliyorsun ya, ne bir aşk acısı çekebiliyorsun. Ne kalkıp oynayabiliyorsun, ne derine dalabiliyorsun. Arada kalıyorsun. Şimdi silahlar falan var hep şeyde, kliplerde. Hadi! Çıldırdı patron. 50 bin liradan bahsediyorum ya. Evet. Kaç dakika geçti? Söylemiyorum. Bu saatten sonra söyleyemiyoruz. İşin rengi belli olmasın sevgili seyirciler. Siz de iyi alıştınız. Puanı falan önceden siz görüyorsunuz. Her şeyi istiyorsunuz, size söyleyelim. Olur mu öyle şey canım? Biraz da programın sırrı kalsın, gizlisi kalsın yani. Bir şey diyeceğim. Allah'ın adını ver de bak. Ben bu zamana kadar sizden hiçbir şeyi saklamadım. Şu an en yüksek puanda kim var? Ne olur söyleyeyim. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Canlarım beni. Siz çok fena. Sen niye sevindin? Ben sana puan bile verilmedi. Şaka mısın? Müzeyyen abla esnaf mı? Şaşırdım. Tamam bitti bu ya. Bitti mi? Bitti. Bitti. Ver pencereyi. Ben de durdurdum süreyi. Ellerinize sağlık. Verin Osman Beyciğim. Vallahi ellerine sağlık. Etabı nasıl buldunuz? Zor. Bana sen zaten bugün hep zorlu etaplar verdin. Ama sen şimdi o pratik zekanla sana kalkıp da abaküs mü verelim Osman? Yani kendini o kadar da şey yapma sen de. Sen dua et de pirinç taşı ayıklatmıyoruz biz sana. Bak ne kadar zeka geliştirici etaplarımız var. Görüyorsun bilek gücü isteyen. Evet. Temizliğimizi de yaptık sevgili seyirciler. Elemik elleri attık şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Üstümüzü değiştiriyoruz. Evet. Ve ardından risottomuzla ana yemek. Risotto yatağında bonfile, soslu bonfile. Tatlı, soğuk baklava. Evet. Çorba, kız patlıcan çorbası. O zaman gidelim mi? Haydi buyurun. Evre şey yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Bu da düşmanlarımızla kapat olsun. Çal da oynayayım birazcık be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.